Yayınıma hoş geldiniz Aliyev Moskova yolcusu. Rusya'dan davet geldi konuşuluyor. Daha doğrusu Putin Aliyev'i evet Moskova'ya davet etmiş. Ve önümüzdeki hafta Aliyev Rusya'ya iniş yapacak. Ama Rusya ezberledik değil mi? İyi ki serbest kürsü var. Artık Rusların bütün huylarını biliyor. Ve Rusların ne için ne adım attığını yayınlarımızda deşifre ediyoruz. Evet Putin... Özellikle burada bir plan çerçevesinde hareket ediyor. Bu plan da şu, Azerbaycan'dan ihtiyacı olan şeyleri isteyecek. Gerçi Ukrayna kendi etti kendi buldu. 1994 yılında Ukrayna dünyanın üçüncü büyük nükleer gücüydü. Ukrayna kendi eliyle, evet Bill Clinton'a bizi koruyacaksın demi diye bakan o zamanki Cunca, gitti. Evet gitti. Bütün nükleer enerjiyi o gülüşen, sırıtan kime verdi? Yeltsin'e verdi. Dediğimiz gibi, evet dediğimiz gibi Junka Bill Clinton'ın evet o gülen yüzüne kanarak Rusya'nın saldırmama sözü ve ekonomik olarak bile yaptırım yapmama sözüne kanarak ülkesinin geleceğini sattı. Evet Rus'un ipiyle kuyuya inersen böyle olursun Ukrayna. Evet Aliyev Moskova yolcusu. Aliyev Moskova'ya niçin çağrıldığını muhtemelen tabii ki tahmin ediyor. Özellikle bölgede yalnızlaşan ve bu yalnızlığından iyice bunalan Rusya bugün Çin'den yapılan açıklamayla demoralize oldu. Çin açık konuştu. Dedi ki biz ülkelerin toprak bütünlüklerine ve bağımsızlıklarına değer veririz. Ukrayna'nın da bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini bekleriz diyerek Rusya'ya arkadan soğuk bir duş aldırdı. Sizlere geçen haftalar dememiş miydim? Çinpik Putin'e öyle bir bakıyor ki sanki avına yaklaşan bir aslan gibi diye. Evet, Rusya için asıl büyük tehdit Çin. Çin öyle bir şekilde emelleri var ki Rusya topraklarında bunlara değineceğiz. Ama başka bir yayında. Evet bu açıklamayla iyice bunalan Putin kendisine destek arıyor. Özellikle cephede kendi askerlerine, evet askerlerine güvenemeyen bir Putin var. Şimdi savaş yaklaşıyor. Rusya'nın kredisi azaldı. Amerika Birleşik Devletleri hadi gir hadi gir. Boyunu gücünü kilonu görelim mantığıyla Rusya'yı Ukrayna'ya sokmak, ve farklı emellerini gerçekleştirmek istiyor. Rusya'da bir korku hakim. Buna değineyim isterseniz. Rusların orta irtifa ve çok güvendikleri çok sayıda üretip dünyaya ihraç edip yeni talep aldıkları ve avlar hiç affetmez dedikleri Pantsir hava savunma sistemi Libya'da fora verdi. Evet Libya'da pansir hava savunma sisteminden düzinelercesini bizim TB2 SİHA'larımız bertaraf ettiler. İşte görüntülerde gördüğünüz gibi havada evet havada süzülüp bu pansilleri tank gibi avlar oldular. Hem de çalışır vaziyette olanları evet hem Suriye'de hem Libya'da hem de Karabağ'da Rusya'nın hava savunma sistemleri Pantsir, S-300 ve istesek de S-400'ü vurma yeteneğimiz rüşt edildi. Ve böylelikle Ruslar o gün yaptıkları büyük yaygaranın ve büyük telaşın nedir de anlaşıldı. Çünkü Türkiye özellikle Rusya'nın bütün bu silah sistemlerini felç eden bir uçak sistemleri geliştirdi. İnsansız sihalar ve tihalar şu anda Rusya'nın Bölgedeki en büyük gücü Rusların durdurabiliriz dedikleri mantık şu. Havalimanlarını ortadan kaldırıp sihaların kalkış ve iniş yapılan bölgelerde imhası düşünülüyor. Rusya'nın aksi halde sihaları gelip havada indirme gibi bir projeksiyona bir çözümü bulduğu da çok açık değil. Evet akıncı tihamız ayrıca uçak vuruyor. Yani iş başka yönlerde işte dedik ya Rusya burada hava savunma sistemlerini hallaç pamuğuna çeviren elektronik harp ve sihalar ittifakına karşı çaresiz kaldı. Hele hele ki hele hele ki pansir sistemine bazı küçük e, lançerler yerleştirip o küçük füzeleri fırlatan sihalara özel belli çalışmalar yapıp monteler taktılar. Bunlar da Karabağ'da hiçbir işe yaramadı açıkçası. Şimdi dedim ya bölgede özellikle bugün geliştirdiği balistik füze denemesi yani uçaklardan attıkları hani Suriye'ye gitti ya bir füze bunun gibi e, taktik sistemli bir bombardıman yaptıkları uçakları var Rusya'nın bunlarla ilgili evet birer tatbikat gerçekleştirdiler. Şimdi Rusların balistik füze ile ilgili bugün yaptığı denemeler uçaktan yapacakları atışlara ilişkin denemeleri göreceksiniz. Evet yükselen uçakları ve balistik füzeleri attıkları tatbikatlar. Yani korku vermek, düşmanı sindirmek istiyorlar. Kendilerine göre düşman gördüklerini. Şu anda tatbikattan görüntüler var. Evet şu anda uçak kalkıyor. Uçak kalkıyor ve atış gerçekleştirecek. Şimdi göreceksiniz. Şu anda bakıyorsunuz ama biraz tabii ki uçağın uçtuğu yer e, atılan mühimmat işte bunlar nereden atıldı ne şekilde geldi e, binanın enkazını göremedik binanın önüne düştü gibi evet binanın önüne düştü gibi değerli izleyenler bu da bir ayrı not olsa gerek evet değerli izleyenler Aliyev şimdi Rusya'ya gidecek Rusya peki Aliyev'de ne isteyecek bir Doğalgaz desen Rusya'da var. 2 Rusya evet şunu diyebilir Aliyev'e alternatif doğalgaz olarak seni gördüler. Ben ambargo ihtimalimde veya adımımda senin vereceğin gaz Avrupa'yı cesaretlendirecek. Yani Avrupa'ya gaz vermeyeceksin veya vereceksen çok cüz'i vereceksin mi diyecek. 2 Azerbaycan'ın askerlerinin Karabağ'daki şanlı direnişi ve şanlı kahramanlıkları tarihi yazılmıştır. Ve Putin böyle bir çılgın istekte bulunabilir mi? Özellikle Azerbaycan'ın özel birliklerinin Ukrayna Savaşı'nda kendi ordunda saflarında olmasını mı isteyecek Aliyev'den? Evet bu gibi tehlikeli istek ve taleplere kesinlikle Türk dünyası başta tüm duyarlı halklar karşıdır. Onarılmayacak Şuşa beyannamesine ve birliğimize zarar verecek böyle adımların atılmayacağına inanıyoruz. Ama Rusya bu. Çünkü Rusya için böyle konuşmamın bir nedeni var. Özellikle bugün, 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 bugün söylemek istiyorum. Hala gündemi takip etmeyen bazı arkadaşlar Tovuz'a bugün ateş açıldı dediğimizde ya bunu normal karşılıyorlar. Umurlarında değil. İkinci Karabağ Savaşı'ndaki o manevi hava birçoğunda gitmiş ama bizde gitmedi kardeşim. Bizde gitmedi. Tovuza Ruslar bugün saldırdılar. Yani kimler saldırdı? Ermeniler diyeceksiniz değil mi? Hadi oradan. Rusya'nın kontrol ettiği bölgeden Tovuza yapılan saldırıyı ben Rusya saldırısı olarak görürüm. Artık bu yapılan saldırının amacı şu. Aliyev Moskova'ya gelmeden baskı altına almak. Bıktık Rusya'nın bu oyunundan. Aliyev ne zaman Moskova'ya gidecek olsa Tovuzu vuruyor. Yumuşak karnı, enerji geçiş bölgesi, Azerbaycan ekonomisinin can damarı. Aliyev gitmeden burayı vuruyor ki istediği ödünü alacak. Putin bu. Evet bakalım değerli izleyenler. Kerbecerde durdurulan konvoy, tovuzun vurulması. Neler oluyor Rusya? Evet dediğimiz gibi Aliyev'den istediği ödünleri koparmak için tovuzu ve Azerbaycan'a rahatsızlıklar veriyor. Ermeniler bu cesareti kimden alıyor? Tabii ki Rusya'dan. O yüzden başlıkta Rus saldırısı dedim. Sonuna kadar haklıyım. Evet değerli kardeşlerim. Gündemde olan biten, olan biten ve gelişen tüm olayları size aktarıyoruz. Aliyev'in ziyareti önemli ama Aliyev'in ziyaretinde Rusya'nın ne alacağı, ne talep edeceği her şey açıklanmasa da oradaki vücut dili, konuşmalar ve karşılanma biçimleri her şeyi anlatacak. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.